Uygurların dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinin neredeyse tüm tedarik zincirlerinde zorla çalıştırılmasına ilişkin yakın tarihli bir rapor, ABD Senatosu Finans Komitesi'nin dikkatini çekti. Otomobil nefsinin ABD Senatosu Finans Komitesi'nin Tesla, Ford ve Honda gibi otomobil üreticilerine Çin tedarik zinciriyle olan anlaşmaları hakkındaki sorularını yanıtlamak için mektup yazdığını bildirdi. Senato Finans Komitesi Başkanı şirketlerin CEO'larına yazdığı bir mektupta, otomobil üreticilerinin Doğu Türkistan'daki tüm tedarikçilerle ilişkilerini gözden geçirmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesinde hayatlarını feda eden kahraman şehitleri anmak amacıyla 23 Aralık'ta İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Şehitler Gecesi etkinliği düzenlendi. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe İstanbul'da yaşayan çok sayıda Doğu Türkistanlı vatandaş ve STK temsilcisi katıldı. Çin'de sıfır Covid politikasının gevşetilmesinin ardından vaka sayılarında rekor yaşandığı ortaya çıktı. Bloomberg ve Financial Times'in ele geçirdiği raporda Aralık ayının ilk 20 gününde ülkede 250 milyon kişinin Covid'e yakalandığının yazdığı aktarıldı. Rapora göre bu vaka sayısı Çin'in 1.4 milyarlık nüfusunun kabaca %18'ini oluşturuyor ve dünya çapında bugüne kadarki en büyük Covid-19 salgını anlamına geliyor. Pekin yönetimi ABD'de Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Çin'le ilgili menfi içeriği nedeniyle protesto ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yasa Çin tehdidi anlatısını olgulara aykırı olarak abartmakta, Çin'in iç işlerine açık müdahalede bulunmakta ve Çin Komünist Partisi'ni tahkir etmektedir ifadesi kullanıldı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasanın Washington, ABD-Tayvan ilişkilerine ve adanın güvenliğine verdiği önemi ortaya koyduğu belirtildi. İngiliz askerlerinin kişisel verilerinin Çin bağlantılı bir şirkette paylaşılması İngiliz milletvekillerinde endişeye neden oldu. İngiliz savunma yetkilileri Çinli iş adamı Ti Sang'ın da yönetim kurulunda olduğu Pinsel Group'la bir işbirliği anlaşması imzaladı. Milletvekilleri tarafından hazırlanan bir raporda Çinli firmalarla Çin devletinin ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu uyarısında bulunuldu. Çin'de son haftalarda yaşanan Covid-19 artışları nedeniyle Almanya'da bu ülkeye uçuşların durdurulması gündeme geldi. Almanya Ulaştırma Bakanlığı ise Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında zaten hemen hemen hiç uçuş yapılmadığını belirterek Almanya veya Avrupa Birliği'nin uçuş yasağı koymasının bir getirisinin olmayacağını savundu.